Selam gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet sizlerden yoğun gelen bir istekle birlikteyiz gençler. Hangi konulardan sınavda daha çok soru gelir? Ben hangi konulara daha fazla çalışmalıyım diyen arkadaşlarım vardı. İşte bu soruya cevap verebilmek için bu videoyla ile bir tez videoyu mutlaka sonuna kadar seyretmeyi unutma. Çünkü gerçekten de çok önemli bir video ile bir tez arkadaşlar. ÖSYM'nin son 5 yılını özellikle çalışarak karşınıza gelmeye çalıştım. Hangi sorular daha çok gelmiş karşımıza? Neler yapmamız lazım? Bunlarla ilgili bir çalışma yapacağız gençler. Şimdi tabii ki birinci sırada gönül ister tüm konuları bilmenizi istiyorum muyum? Kesinlikle istiyorum arkadaşlar. Ama bunun dışında da özellikle ve Özellikle bazı konulara hani daha fazla ağırlık vermeniz gerekebilir mi? Bu soruda onu da bulacaksınız. Bu videoda cevap bulacaksınız. Ama hani zaman dediğim gibi az kalan arkadaşlarım olabilir. Veya işte fizik çalışabilecek zamanı az olan. Ya da bu saate kadar çalıştık çalıştık ama bir türlü net gelmiyor. Ama bu konulara da çalışırsam bak daha çabuk net olabilecek işte. Bu yüzden kaçırma bu video sonuna kadar. Çok işine yarayacak. Şimdi ÖSYM'nin özellikle son 5 yılında tamam her seneden 14 taneden sorulan 70 tane soru var. Tabi konuların bazıları işte modern fizik kısmı kaldırılınca 70 tane sorudan bizi ilgilendiren sadece ve sadece arkadaşlar 57 tane soru kalmış. Bu 57 soruyu tek tek konu bazlı olarak inceledim. Hangi konudan bir tablo kendime oluşturdum o tablonun da meyvesini birazdan gözlemleyeceksiniz arkadaşlar. Yani hangi konuları daha çok seviyor ÖSYM? diye ve konuları ben 3 gruba ayırdım. Bunlar neler? Fiziğin mesela bronz konuları diyorum. Gümüş konuları var ve altın madalyayı hak eden konuları var gerçekten de son 5 yılı iyi incelediğimiz zaman deyip fazla doyalamayalım. Hadi bakalım hangi konuları kesinlikle çalışmalıyız? Hal gelsin öncelikle bronz grafiğimiz. Şimdi bakın e, bronz niye verdim? Tabi bunlardan daha az çıkan konular var ama bakın bu konular tork, Bakın açısal momentum, elektrik alan ve Doppler ile elektromanyetik dalgalardan hepsinden üçer tane. Son 5 yılda üçer tane soru gelmiş gençler. Yani tork ona göre çalış. Açısal momentum vazgeçilmez diyoruz yani. Bakın 5 5'te 3 gelmiş karşımıza. Hatta bu video bittikten sonra belki de ilk 11 sorunun ne olabileceğine zaten fikir bile yürütmüş olabilirsiniz yani. Bu arada Doppler ve elektromanyetik dagar konusu biliyorsunuz müfredatın öyle bir yerinde kalıyor ki ben bu konuya çalışmalıyım mı çalışmamalıyım diyen arkadaşlara bence bu video güzel bir cevap veriyor. Çalış kesinlikle çalış. Çünkü bak 3 soru geliyor buradan da karşımıza gelmiş. Ve ilginç tarafı bu sorular elektromanyetik dagardan geldi. Yani elektromanyetik dalgalar dahil mi değil mi diye kafayı yoracağınıza edin dahil. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Hemen nete dönüştüreceğiniz bir konudur. Sözel bir konudur da rahat rahat da yapabileceğiniz bir konudur. Şimdi bu üç konu, bu üçer soru gelen konulara bronz dedik. Peki dörder soru gelen konularımız var. Ben bunlara gümüş konular adını veriyorum. Bakın. Son 5 yılda dörder kez soru gelmiş. Newton hareket yasaları. Bakın atışlar. Basit harmonik hareket. indüksiyon ve transformatör. Bakın bu 5 yılda 4 kez soru gelen konularımız bunlar gençler. Çok yüksek ihtimalle. Yani bana desen ki hocam harmonik hareketle çalış. Çalış. Belli yani bak ne diyor 5'te 4 ihtimalle gelmiş. Gene gelecek belki de. Hatta gelecek bence de neyse. He, gelelim e, gümüş konulardan sonra tabii ki hak edenler altın konularımız. İşte ayette fiziğin altın konuları nedir dediğin zaman işte vazgeçilmez iki konumuz var arkadaşlar. ÖSYM tarihini incele itme ve momentum konusu ve çembersel hareket konusu. Bakın vazgeçmemiş ÖSYM hiç. Sen de vazgeçme. O yüzden ben hangi konulara kesinlikle ve kesinlikle çalışmalıyım dersem ilk çalışacağım konular çembersel ve, itme ve momentum olurdu arkadaşım daha sonra ne daha bana bu iki konu yetmez diyorsan ben olsam hemen dörtlükleri kesinlikle hard yazmaya başlardım. Newton yasaları, atışları, harmonik hareketi. Yani bunlara iyi çalış. Hala bak ne oldu? iki burada, 5 de burada oldu, 7. 4 tane de buradan geldi. 11 tane konu. Bu konulardan soru çıkma ihtimali bak en kötüsünün yüzde altmış değil mi? ihtimali var. Yani %80 %100 ihtimalli konular bile var yani. O yüzden lütfen yapacağınız çalışmalarınızı buna göre programlayın arkadaşlar. Sizin içinde bir altın gümüş sıralaması olmalı arkadaşım. Çalışırken bu sıralamayı lütfen dikkate al. Ona göre de çalışmalarında kime öncelik mi vereceksin, sonralık mı vereceksin, neler yapacaksın iyi düşün. Ee, bu konularda kafanızın çalıştığını biliyorum arkadaşım. Lütfen e, güzel bir şekilde bir program yap kendine. Bu konuları kesinlikle ve kesinlikle bitir. Önceliğine de al. Hepsini bitiren arkadaşım da tekrarlarda nereye daha çok bakayım diye bir soru soruyorsunuz. Al sana bunlara daha çok bak. Bunlar çok işine yarayacak yerler olacak. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum gençler. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki de abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın gençler.